Devam edelim şimdi saçmalıklara. Hatay Belediye Başkanı güzel bir açıklama yaptı. Hatay Belediye Başkanının açıklaması niye önemli onu söyleyeceğiz. Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş. Benim kuşkuyla baktığım bir isim oldu. Çok uzun süre kendisini tanıdım. İdeolojik olarak da halen aynı yerde değiliz. Lütfi Savaş Bey Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü kökenli. Sonradan Adalet ve Kalkınma Partisine geçti ve Antakya, Hatay'da büyük bir bilek güreşi oldu bilek güreşini Bekir e, şeye pardon Sadullah Ergin'e karşı kazandı. Cumhuriyet Halk Partili olarak kazandı. Ve Lütfi Savaş altılı masayı dağıtan altında kalır diyerek siyaseten bir kere daha zekasını ortaya kaydı. E, biliyorsunuz Hatay bölgesinde eğer demografik üç kağıt yapılmasaydı Özal'dan bu tarafa Alevi nüfusun yoğun olduğu bir CHP e, şehriydi orası. Fakat ne yaptılar? Önce Afganlılar geldi, arkadan göç yapıldı ve oradaki demografik yapı değişti. Değişince de sağcılar kazanmaya başladı. Bu sağcıların en babası da Lütfi Savaş Bey'di. Fakat o da gördü ki nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerek orada olacak. Bundan dolayı Lütfi Savaş Bey altılı masadaki ülkücülere de mesaj verdi. İyi partiler Lütfi Savaş'ı iyi tanır. Şimdi gelelim medyadaki acayipliklere ama Nevşin Mengü, bizim CNN Türk'ten arkadaşımız. Siyaseti maalesef doğru okuduğunu düşünmediğim bir arkadaşım. Bir hedef alacak halim yok ama Nevşin Mengü gibi seveni çok olan birisi şu lafı etmemeli. Fox TV televizyonda yapılan başarılı programda Doğan Türk'ün programında Nevşin Mengü kendi partisini ikna edemeyen kamuoyunu nasıl ikna edecek diye bir değerlendirme yaptı. Maalesef Nevşin gibi arkadaşlarımız... E, CHP'nin içini de Türkiye'yi de doğru gözlemlememiş durumda. Arka arkaya gelen açıklamalar e, itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoktan bu işi bitirdiğini, ben iki buçuk sene önceden bunu söylediğini, iki buçuk önceden söylediğim meselelerde bazı yerlerde başka isimler olsun diye üç kağıt yapıldığını görmesi gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki katı ulusalcı kanalın bir kısmı ee, Sayın Özdağ, Ümit Özdağ ile ne yapabiliriz diye bakıyor. Bir kısmı, çok küçük bir kısmı Doğu Perinçe'ye gidecekti, vazgeçti. Ee, bir kısmı da İyi Parti'ye e, gitti. Kemal Kılıçdaroğlu, bu bütün kısımlar, yani Sayın Muharrem İnce'nin de sıfırın altın yani birin altında sıfırlarda kalmasıyla birlikte ulusalcıların bir etkisi kalmadı. Ulusalcıların izbiri Kemal Bey'in arkasında, ee, ulusalcıların Trakya'sı Kemal Bey'in arkasında Ulu, ulusaltıcıların Akdeniz'i Kemal Bey'in arkasında ha bunlar bir sonraki belediye seçiminde ...iyi Partili de olabilir onu da söyleyeyim. Çünkü e, İzmir falan Menderesçidir ama bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu uzlaştılar. Kendi partisini ikna edemeyen kamuoyunu nasıl ikna edecek? Sözü bence bir gazeteciye yakışmadı. Şunu sormak e, gerekiyor. Nasıl birisi acaba ikna edebilirdi peki Türkiye'de? Bakın şunu unutmayın. Bugün gazeteciler sadece gazeteci değil milletvekillerinden, e, kanaat önderi sayılan pek çok isimden daha önemli konumdalar. Ben de açıkçası gazeteciliği bırakmak, evde oturmak pahasına, burası için söylemiyorum, gün gülüp bunun yapılması açısından e, bir sorun olmadığını düşünüyorum. Kendi fikrimizi söyleyeyim. Bu arada yeri gelmişken, <laughs> yıl boyunca 11 ile 1 saatleri arasındaki, Tele1'deki yayınlarımızı sürdüreceğimiz gibi, hafta içi her gün 18.30'da, 20.30'da da Radyo Sputnik, RS artık radyolarda olacağım. Otomobildeyken kulağınız bende olabilir. Bunu duyurmam için de bugünü beklemiştik. Gelecek pazartesiden itibaren nefesim nereye yetiyorsa hakikati anlatmaya devam edeceğim. Bu bilgiyi de siz değerli konuklarla, değerli izleyicilerle, yoldaşlarla paylaşmak istedim. Devam edelim, devam edelim. Aytun Çerkin bir Sözcü Gazetesi yazarı, iyi de bir gazeteci. Fakat çok ilginç bir değerlendirme yapmış. Ee, sözcü yazarı Aytunç Erkin Bey, oyun kurucu benim adayım o zaman masayı dağıtırız dedi. Masayı dağıtmayı göze almış diye yazdı Aytunç Erkin Bey'in. Aytunç Erkin Bey sözcüde yazıyor. Halk TV'nin programcısını tam hatırlamıyorum. Fakat Aytunç Erkin Bey anlaşılan o ki bir ulusalcı e, kanaati dire getirmiş. Maalesef Türkiye'deki ulusalcılar şu anki eğilimleri itibariyle anladığımız anlamda ulusalcının çok ötesinde bu sığınmacılarla birlikte biraz da liberal solcuların Kemal Bey'le yakın olmasından kaynaklı olarak yeni bir sorun yaşıyorlar. Koyu milliyetçi oldular. Koyu milliyetçilik kindarlıktır, Kürtleri reddetmektir. Kürtlerin içinde olmadığı hiçbir senaryo Türkiye'ye mutluluk getirmez. Dolayısıyla Sayın e, Aytunç Erkin Bey'in bunu ne maksatla tespit ettiğini bilmiyorum. Bana e, sorarsanız kendi e, değerlendirmem e, açısından Kemal Bey'in masayı dağıtması söz konusu değil. Kemal Bey'in e, masa bana muhtaç hatırlama, hatırlatması yapmış oluyor. Çünkü masanın Kemal Bey'siz hiçbir senaryoda siyasi geleceği yok. Yani CHP'siz hiçbir senaryoda. E, geçen gün Meral Hanım'ın da verdiği destekle de, masanın iki büyük oyuncusu yani %30 ila işte %13'ü koyduğunuz zaman %43 oldu. Kürtleri de 10 puan aldığınızda 53. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığından kaynaklı olacak 3-5 puan farkı hep oluyor. 57-58 demektir. Bu iş bu uzlaşmayla biter. Kimsenin artık buradan yeni bir kavga çıkartmaya, takmaya hakkı yoktur. Kim yaparsa, kim yaparsa Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması için adım atmış olur. Ben ruhen şöyle rahatım. Bana yıllarca Mansur Ortadan kaldırıyorsun, seçimi riske ediyorsun dediler. Ben Mansur Bey'in adaylığı söz konusu değil dedim.